Dostlar herkes selamlar yeniden yeni bir piyasa değerlendirme videosu ile karşınızdayım her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya değerlendirmeye devam ediyoruz spot bitcoin etf onayından sonra piyasalarda neler oluyor bitcoin de ters köşe geliyor mu önümüzdeki günlerde ve haftalarda bizleri bekleyen senaryolar neler borsa tarafında hareketlilik başlıyor orayla ilgili de önemli detaylar var onlara da bakacağız dostlar. BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF onayından sonra borsadaki yatırım fonun değeri milyarlarca dolara aşmış durumda. Daha ilk haftalarda bu şekilde önümüzde birçok gün var, hafta var ve ay var. Buraya milyarlarca dolar giriş devam edecek. Büyük eller Bitcoin toplamaya devam edecek dostlar. Dünyada en çok Bitcoin tutan şirketlerden bir tanesi olan MicroStrategy'nin elinde şu anlık 8 milyar doların üzerinde değere sahip 189.150 Bitcoin var. BlackRock'ın sadece birkaç hafta içerisinde bunu geçeceği öngörülüyor. Çünkü girişler o şekilde Şubat ayının ilk haftalarında BlackRock'ın borsadaki yatırım fonunda 10 milyar doların üzerinde bitcoin olacağı tahmin ediliyor. Daha bu başlangıç önümüzde dediğim gibi aylar var. Buraya girişler inanılmaz yerlere gelecek. Büyük eller bitcoin'e saldırmaya devam edecek dostlar. Sadece arzı dünyada 21 milyon adette sınırlı olacak bir ürüne arzı kıt ürüne saldırmaya devam edecekler. Alımlar devam edecek. Alımlar devam ettikçe de özellikle spotta alınan ürünler biliyorsunuz belli bir yerden sonra taban oluşturmaya başlar. Daha sonra ise o beklediğimiz büyük rally belki de önümüzdeki dönemlerde bu sebepte başlayacak. Gelecek olana odaklanmak lazım. Kısa vadeli hareketlere çok fazla takılmamak lazım. Bana şu sorular da geliyor. Şimdi spot bitcoin ETF onayı geldi güzel. Milyarlarca dolar giriş var güzel. Peki bitcoin niye geri çekiliyor? Burada işte kısa vadeli hareketlere odaklanmamak lazım. Mesela geçmişte altın ETF onayı geldiği zaman 2004 yılı Kasım ayında bakın şu civarlardayken altın ETF onayı geldi. Daha sonra piyasa altın ETF onayına kadar yükselmişti. Sonra belli bir süre düştü. Arkasından yatay bir süreç. Sonra ise devasa yükselişler gerçekleşmişti. 2004, 2005, 2006 yıllarında altın tarafında. Bakın altın arzı sınırsızdır. Buraya bile nasıl paralar girdi o zaman ki o zaman dünyadaki Dolar arzı da sınırlıydı. Yani çok fazla dolar yoktu. Bu kadar dolar basılmamıştı. Fed bu kadar para basmamıştı. O zaman bile bakın altına giren parayı görebiliyorsunuz dostlar. Şu an Fed'in bastığı dolarlar inanılmaz derecelere ulaşmış durumda. Belli bir süre Bitcoin'le yatay gidebilir, düzeltmeler olabilir ama gelecek olana odaklanmak lazım. Kısa vadeli planlar kurarsanız ee, bu sektörde başarısız olursunuz Siz uzun vadeli planlara yayarak Devasa yükselişlere odaklanmak lazım Bakın grafiği birazcık daha yakından bakacağız 2004 yılı altın iyi telefonu şuralarda geliyor Buraya kadar da yükseliyor Sonra Biraz gerileme yatay bir süreç Birkaç ay arkasından devasa yükselişler gelmişti altında O zamanlarda Bitcoin'de de benzer senaryolar olacak Sadece BlackRock'ın bakın Spot'tan Bitcoin alması bile hem kendisi için bunu gizli bir şekilde yapıyor hem de müşteriler için Belli bir süre sonra bitcoinde taban oluşturacak Piyasaya giren FOMO özellikle işte FED'in faiz indirimleri ABD başkanlık seçimleri vesaire derken Bitcoin tarafında ise Yeni ATH'lere koşacağız O yüzden kısa vadeli hareketleri değil Uzun vadeli hareketlere odaklanın Trilyonlarca dolar değere sahip bu şirketler BlackRock ve arkasındaki ee, Diğer şirketler Bunlar zarar edeceği ürüne yatırım yapmazlar dostlar. Müşterilerini özellikle para kazandığı müşterilerini buraya yönlendirmezler. Buradaki potansiyeli görüyorlar. Buraya gelecek olanı görüyorlar. O yüzden buraya yatırım yapıyorlar. O yüzden kısa vadeli hareketleri değil. Uzun vadede gelecek olanlara odaklanmak lazım. Bakın halving yaklaşıyor. Bitcoin arzı sadece 21 milyon adette sınırlı olacak. 21 milyon adette sınırlı ürüne ee, en büyük şirketler alım yapıyor topluyorlar müşterilerine öneriyorlar burada spot ETF'ler geliyor Bitcoin'den sonra Ethereum'a da gelecekler. Burada kısa vadeli hareketlere odaklananlar, kısa vadeli işlem yapanlar özellikle saatlik grafiklerde, 5 dakikalık grafiklerde parasını hiç ederler. Ama uzun vadeli yatırım yapanlar ise önümüzdeki dönemlerde inanılmaz derecede para kazanırlar dostlar. Şu an şunu söyleyenler de var işte bitcoin 15 bin dolardayken evet bitcoin 15 bin dolardayken de aynı şeyleri söylüyorduk 45 bin dolara geldi yine aynı şeyleri söylüyoruz 69 bin doları geçtiği zaman 100 bin dolara giderken de aynı şeyleri söyleyeceğiz ama 100 bin doları geçtikten sonra bitcoin piyasalarda birçok şey eskisi gibi olmayacak. Şu an burada olanlar bu fırsatları değerlendirecek. Altcoin yatırımları yapacak. Planlarını uzun vadeye yayacak. Ama kısa vadeli düşünenler veya da piyasanın bir daha hiç yükselmeyeceğini düşünenler Bitcoin 100 bin doları geçtiği zaman birçok şeyi kaçırmış olacak. Bana şöyle sorular da geliyor. Bitcoin 15 bin dolardan 45 bin dolara geldi. Birçok altcoin evet yükselenler var ama yerinde sayanlar da var diye. Ben size şöyle örnek vereyim. Geçmişte paylaştığım coinlerden mesela Matic o zamanlar 1 cent civarıydı. Bitcoin 3500 dolardan 16000 dolara gitti. Matic gibi ürünlerde sadece %50 %60'lık bir artış görüldü. Sonra Bitcoin geri geldi. Matic aldı o karı da bırakmıştı. Daha sonra Bitcoin yeni bir ATH görene kadar Mesela bu coinlerde hiçbir hareket görmedik. Ama Bitcoin ne zaman yeni bir ATH gördü? Yeni zirvelere doğru koştu. Matic gibi coinler arkasına bakmadan devasa yükselişler sergiledi dostlar. Yani burada anlatmak istediğim şu. Asıl yükselişler Bitcoin yeni ATH'ından sonra gelir. Ve o kadar hızlı gelir ki içeride olanlar kazanır kazanmaya devam eder. Bu anın geldiğini bile anlamazsınız. Bu anın geldiğini zaten Boğa bittikten sonra boğanın %70'i bittikten sonra anlarsınız. Mesela o zaman da Matik Bitcoin yeni ATH görene kadar 2 senti hatta 3 senti zar zor geçmişti. Daha sonra arkasına bakmadan yürüdü. Boğa da 350x yaptı dostlar. Yani burada planlarınızı uzun vadeye yayın. Piyasaya trilyonlarca dolar bakın para girişleri olacak. Bu trilyonlarca dolar girişler sadece Bitcoin'e yaramayacak. Bakın şu an piyasa değeri 1 trilyon 630 milyar genel kriptoların. Bitcoin'de bunun 815 milyar doları var. Burada piyasa değeri tüm marketin 4-5 katına çıkacak. 6-7 trilyon dolara çıkacak. Bitcoin yeni ateş gördükten sonra buraya giren para sadece Bitcoin'e girmeyecek. Altcoin'lere de girişler olacak. Hatta Bitcoin bir süre ee, gittikten sonra yataya sardıktan sonra altcoin'lere inanılmaz girişler olacak. Burada trilyonlarca dolar paradan bahsediyoruz. Burada anlattığım coinlerin birçoğu o zaman onlarca x yapacak. Çünkü bu piyasaya birkaç milyar özellikle altcoinleri böyle birkaç milyar dolar giren altcoinler bile 10x 20x yapacak potansiyeline sahip. Burada bahsettiklerim ki daha fazla girişler de olacak. Devasa yükselişler bizleri karşılayacak. Planlarımızı kısa vadeli değil uzun vadeyi yayarak yaparsak çok daha fazla kazançlar elde etmiş olacağız. Size bazen bazı coinlerden bahsediyorum listeler paylaştım. Ee, bu listenin tamamı devam. Her videoda tüm coinlere değinmiyorum. Farklı coinlere de değiniyorum. Benim burada her coin'e değinmemiş olmam o coin'i işte elimden çıkardım vesaire anlamına gelmiyor. Burada paylaştığım coin'ler bu ada onlarca x yapacak. Hepsi devam. Mesela bu aralar türevler. Türevlerde ara ara çok güzel çıkışlar görüyoruz. Mesela UMA son birkaç günde e, inanılmaz bir yükseliş sergiledi. 3-4x yaptı. Türev alanındaki coinler böyledir dostlar. Hareket başlamaz başlamaz sonra bir anda başlar pat diye gider. Size türevi zamanında çok övdüm. Hala da övmeye devam ediyorum. Burada en beğendiğim tabi en zirveye çeken Synthetix. Henüz bir hareket başlamadı. Daha yolun başındayız. Burada da hareket başladığı zaman bir anda 3-4x gidecek. Neye uğradığımız şaşıracağız. Dipten alanlar karla devam edecek. Çünkü bu ada burası para basacak. güzel şeyler yapacak diye düşünüyorum. Mesela türevlerden DIDX de güzel. Ama ben sentetik tercih ediyorum. Çünkü DIDX'in enflasyon sorunu var. Ve e, yaptığı açıklamalar çok tutarlı değil. Ne olacağı tam belli değil. O yüzden sentetik birazcık daha güvenilir geliyor. E, güzel şeyler yapacak. Bakın buradaki hareketleri de matiye benzetebilirsiniz. Bitcoin ATH görene kadar çok fazla bir hareket görmüyorlar. Ondan sonra Bitcoin ATH gördükten sonra arkasına bakmadan koşacaklar. Yani bu Synthetix para basıyor, para basmaya devam ediyor. Son 30 günde sadece 3.5 milyon dolara yakın sadece bakın kodlarından yani coin'in çıkışındaki yazılımlarından 3.5 milyon dolar kazanmışlar. E, kar etmişler. Sadece son 24 saatte 60 bin dolarlık bir karları var. Bu bazen 100 bin dolarları çıkıyor bir gün içerisinde. Bu kadar para basan bir coin Boğa'da güzel şeyler yapar. Bu bastığı paraları da e, hani Boğa'da ekibi çalışacak mı çalışmayacak mı bunu şuradan anlıyoruz. Ayı döneminde kazandığı paraların tamamını coinlerini stake edenlere dağıtıyorlar. Yani bir proje eğer ki Boğa döneminde çalışmayacaksa Ayı döneminde çok fazla iş yapmaz kazandığı paraları cebe atar Ama bunlar Yatırımcılarına dağıtıyorlar Ve Güzel işler yapmaya devam ediyorlar önemli haberler de var o yüzden Synthetix Kesinlikle tutmaya devam ediyoruz burası Güzel olacak güzel şeyler yapacak ee, Radiant Capital e, RDNT Bu da yine para basan coinlerden bir tanesi son bir ayda Bir buçuk milyon dolar üzerinde bir karlılıkları var bunlar da sadece yazılımlarından kazanıyorlar Yani hiçbir şey yapmadan coin çıkışında yazdıkları o kodlardan kazanıyorlar. Son 24 saatte 55 bin dolar civarı para kazanmışlar. Bu boğa görmemiş bir coin o yüzden güzel şeyler yapacak. Market cap'te de ilk 300'de hatta ilk 300'ün de dışında. O yüzden market cap'te geride olması market cap'te ilk 100 zorlarsa daha da güzel şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Tuttuklarımızdan başka özellikle Uniswap vardı. Uniswap gibi coinler. Bakın eski coinler şöyle bir algı var piyasada. İşte sadece yeni coinler gidecek vesaire gibi. Benim listemde eski coinler de var. Yeni coinler de var. Eski coinleri bir köşeye atamazsınız. Çünkü bunların arkasında çok güçlü ekipler, kapitaller var. Balinaları çok güçlü. Özellikle Uniswap gibi. Bakın Boğa döneminde herhangi bir borsada bir sorun çıktığı zaman bu coinleri tutamazsınız ki her boğada çıkıyor. Çıkmasa bile bitcoin yeni ATH'ından sonra buralarda inanılmaz para girişleri olacak. Bu alan güzel olacak. Özellikle merkeziyetsiz borsalar dediğimiz zaman bana ilk sırada Uniswap muazzam geliyor. şu an hani coin market cap'teki yeri de güzel 21. sırada ama ben ilk onu zorlayabileceğini düşünüyorum yani bitcoin üstü getiri sağlayacak buralar kesin gözle bakıyorum özellikle Uniswap'ta ve bu ada güzel şeyler yapacak. Listemdeki tüm coinlere devam ediyorum. Hepsini her videoda değinmiyorum. Farklı coinlere de arada ara değiniyorum. Listemde olmayan ama beğendiğim sizin elinizde bulunan. Bunları da değerlendirme her videoda devam edeceğiz dostlar. Bu arada borsa tarafında da güzel toparlanmalar var. Ee, bu hafta güzel haberler de geldi. Borsa tarafına da değinmek istiyorum. Şimdi borsa tarafında şu kanalın dışına çıkmıştık. Bu kanalın dışına çıkmamız aslında yükselişin ilk şartı olarak ben size geçen hafta aktardım. 8100 direnci var. Bu direnci ilk etapta geçmemesi normal. Ama bakın bu hafta borsa kapanışından sonra özellikle Moody's bazı bankaların kredi notunu artırdı. Bazı şirketlerin kredi notunu artırdı hisse bazında. Bunlar güzel şeyler. Rally'e hazırlık olduğunu düşünüyorum. Belki son bir kez 7800 testi gelir. Ondan sonra gelecek haftalarda 8100 bekliyorum. Kırıldıktan sonra 8600 ve yukarıda 10.000'e 10 doğru borsada yükselişlerin başlayacağı düşüncesindeyim. Borsanın yükselmesindeki en önemli engellerden bir tanesi de faizlerdi. Özellikle mevduat faizleriydi. İnsanlar paralarını faize götürdü. Burada şöyle bir durum oluşmaya başladı. Özellikle ben bazı banka yöneticileriyle de konuşuyorum. sizlerde bankalarda danışmanlığınız vesaire varsa sorabilirsiniz. Mevduat faizlerinde sınırlı düşüşler var. Yani %45, %47, %42 veren bankalar bir anda hepsi değil ama bazı %37'ye çekti. Mevduat faizlerini %35'e çekenler var. Kur korumalı zaten açılmıyor. Burada seçimlere kadar Paranın borsaya girmesini istiyor olabilir hükümet. Bunu amaçlıyor olabilir. E, Gidişat da bu yönde. E, yabancı girişleri de ufaktan var. Bence borsada rally hazırlığı başlıyor. 10.000 puan hedefine doğru yola çıkacağız. Dediğim gibi son bir kez belki 7.800'ü test ederiz. Daha sonra yükseliş hareketi başlıyor diye düşünüyorum borsada. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoları ilk defa izliyorsanız mutlaka ama mutlaka kanala abone olmanızı, bildirim tuşuna basmanızı tavsiye ediyorum dostlar görüşmek üzere